Mert dayanır, namert kaçar. Meydan gümbür gümbürlenir. Şahlar şahı divan aşar. Divan gümbür gümbürlenir. Yiğit kendini övende, toplar menzili döende, kılıç kalkana değende, kalkan gümbür gümbürlenir. Ok atılır kalasından, hak saklasın belasından, Köroğlu'nun narasından, dağlar gümbür gümbürlenir. Sibirya'dan Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyada bir kahramanlık hikayesinin baş kahramanı olan Köroğlu'nun gerçek bir şahsiyet oluşuyla alakalı çok az bilgi vardır. Köroğlu bir efsane olsa bile Türk halk edebiyatı ve kahramanlık şiirlerindeki etkisi çok önemli bir yere sahiptir. Şiirleri dağlar gibi keskin ve yalçındır. Döneminin haksızlık ve adaletsizlikleri şiirlerinin temelini oluşturur. Evliya Çelebi seyahatnamesinde 17. yüzyıl Celali isyanlarına katılanlar arasında Katırcıoğlu Gürcü Nebi, Kiziroğlu Mustafa Bey ile birlikte Köroğlu'nun da adı geçmektedir. Hikayenin Anadolu'da bilinen yaygın öyküsü de bu iddiayı doğrular niteliktedir. Osmanlı'nın Bolu'ya tayin ettiği Bolu Bey'i at meraklısıdır. At yetiştirmede usta olan Seyis Yusuf'u güzel bir at bulması için görevlendirir. Yusuf, günlerce gezdikten sonra bir tay bulur. Tayı alır ve Bolu'ya döner. Lakin tay, beyin istediği gibi değildir. Kendisiyle alay edildiğini düşünen Bolu Bey'i, Yusuf'un gözlerine mil çektirir ve Köroğlu'nun amansız hikayesi böylece başlar. Yaşı olgunlaşınca Bolu Bey'inden intikam almayı düşünen delikanlı, çevresine beyden rahatsız olan muhalifleri toplayarak kır atıyla beyin üzerine yürür. Artık mazlumun hesap sorma vakti gelmiştir. Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır. Ok gıcırtısından, kalkan sesinden, dağlar seda verip seslenmelidir. Düşman geldi, tabur tabur dizildi. Alnımıza kara yazı yazıldı. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Eğri kılıç kında paslanmalıdır. Köroğlu'nun Anadolu'yu, Rumeli'yi, Azerbaycan'ı dolaştığı kabul edilir. Kars'ta Kiziroğlu'yla karşılaşmış, onunla savaşmıştır. Bu karşılaşmadan sonra Kiziroğlu ve Köroğlu haksızlıklara karşı birlikte mücadele etmişlerdir. Türk halk edebiyatının en önemli karakterlerinden biri olan Köroğlu'nun sadece edebiyat değil, Hollywood için de önemli bir yeri vardır. Dünya sinemasının usta oyuncusu John Wayne için Köroğlu gerçek bir kahramandır. Bugün Bolu'nun güneyinde uzanan Sıra Dağları'nın ismi Köroğlu Dağları olarak bilinmektedir. Çamlıbel'de bu dağların üzerinde varılması zor olan bir yerdir. Köroğlu, dağların gür esintisi ve zalimleri diz üstüne çökerten bir çığlık olarak tüm Anadolu'nun kalbini fethetmiş bir yiğittir. Hemen Mevla ile sana dayandım. Arkam sensin, kalam sensin dağlar ey. Yoktur senden gayrı kolum kanadım. Arkam sensin, kalam sensin dağlar hey. Sana derim sana hey ulu yaylam. Meğer başım alam, ilimden gidem. Okum senden, yayım sendendir cidam. Arkam sensin, kalam sensin, dağlar hey.